Yıl 2003. Ben o zamanlar 3 yaşındayım ve böyle bir oyun çıkmış. Bilgisayar 5 yaşında tanıdığımı düşünürsek bu oyunu tam olarak tam zamanında oynamam mümkün değilmiş yani. Ama Max Payne 2 2010'lu yıllarda oynayıp sonra geçenlerde yine canımın çekmesiyle oynadıktan sonra bir karara vardım. Bu oyunu herhalde bir 20 sene sonra oynasam bile beni tatmin edecek. Ama bu demek değil ki Max Payne 2 kötü bir oyun değil. Bu nasıl bir cümle lan? Ama bu Max Payne 2'nin kötü bir oyunu olduğunu değiştirmiyor. Max Payne 2 lanet olası save sistemiyle seneler önce de berbattı, günümüzde de berbat. Hatta Max Payne 2 o kadar kötü bir oyun ki. Oğlum konsept gereği benim bu oyunun kötü yanlarını bir sıralamam gerekiyordu da ciddi manada oturup düşünüyorum ama save sistemine bok atmaktan başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Tamam. O zaman bu videoyu başlığa uygun hale getirmek için daha fazla kötü şey bulmam lazım. Belki benim gözümden kaçan kötü yanları vardır. Mona oyun içi modellemede yeterince seksi değil. Bunun için tavsiye etmemiş olması biraz tuhaf ama bence o zamanın poligon sayısı için yeterli ya. Güzel yani. Ölünce en başa atıyor ve hassasiyetler bok gibi. Tamam ölünce en başa atması çok gıcık ama hassasiyetlerde bir problem yok be abi bence. Acaba hissiyat mı demek istedi? Hani vuruş hissiyatı falan mı demek istedi? Gerçi onlarda da sorun yok. Neyse. Bok. Gerçekten çok açık ve net bir yorum olmuş ama ama birkaç tane bug dışında oyun kıran bir şey görmedim. Gerçi bir bölümde oyun kırıldı diyebilirim çünkü bölümü tekrar etmek zorunda kaldım. Böyle bir şeyler geldi başıma. Ama yine de buna hafiften bir hak vermem gerekiyor yani. Bir haklı tarafı var. En azından elle tutulur bir yanı var. Bu kodumun oyunu. Kolay modda bitirmek için Ninja Gaiden'i en zor modda geliştirmesiz bitirebilecek yeteneğe sahip olmalısınız. Hikaye desem bok gibi. Oyuna devam etmek için gerekli motivasyonu vermiyor. 2001 yılında çıkmış ilk oyunun bölüm düzeni bu oyunu siker atar. Oyunun bir save sistemi var anlatamam. Her 10 saniye save almazsanız öldüğünüzde 4. Baldwin'in anasını siktir zamanı. Tamam. Sonuncusu da katılıyorum. Hikayenin bok gibi olduğunu kesinlikle katılmıyorum. Yani tamam birinci oyun da güzeldi. Daha birinci oyun belki daha da iyiydi evet ama ikinci oyunda gayet sürükleyici bir anlatım olarak da beni sardı yani. O yüzden kötü yanlarına bunu da ekleyemeyeceğim. Bölüm dizaynı konusunda belki biraz gideceğiniz yeri bulamayabiliyorsunuz ama oyunun olayı bu zaten. Hani tamam can sıkıcı oyun olayı bu deyip atlatamam bunu. Bu biraz can sıkıcı evet her oyuncu buna gelemez. Ama evet o adam koruma bölümüne ben de katılıyorum. Böyle hoştu ama birkaç kere ölünce artık insan kafayı yiyor bölümde. Onun dışında gayet iyiydi bence. Bunlar dışında en çok gelen yorum da oyunun artık açılmadığı yönündeydi ama ben problemsiz bir şekilde oynadım. Niye bazı insanlarda çalışmıyor bilmiyorum ya cidden üzücü. Şimdi en net yorumu yazan arkadaş dışında oyunun kötü yanlarını ekleyebileceğim hiçbir şey bulamadım. Evet save sistemi kötü ama onun dışında yani ne yapsam videoyu mu kapatsam? Aman ben de överim kardeşim ne yapayım ya. Şimdi öncelikle oyunun kontrolleri bugün bile çatır çutur çalışıyor abi. Çok da güzel hissettiriyor. Gamepad'le denemedim ama klavye mouse'la oyun bence tertemiz akıyor. Bullet Time 2.0 ile hem zamanı yavaşlatıp hem de düşmanlara nazaran daha hızlı hareket edebilmek oldukça keyifli. İlk oyunda sadece düşmanları vurarak Bullet Time'ı doldurabiliyorduk ama bu oyunda bunu değiştirdiler. Bu sefer artık oyunda geçen süreye göre Bullet Time doluyor ve bu da oyunu hem daha kolay hale getiriyor hem de daha fazla Bullet Time kullanmamızı sağlıyor. Özel yeteneği daha sık kullanabilmek de oyunu benim için daha zevkli kılıyor. Grafikler desen hala gideri var. Zamanına göre çok iyi olsa da günümüz için abartmaya gerek yok ama. Çünkü günümüze göre haliyle eskimiş durumda. Yine de şu yansımalar aynadaki netlik etraf falan bence cidden hala iyi bir seviyede. Ragdoll'lar zaten Max Payne gibi bir oyunun olmazsa olmazı ama yine de hala çok iyi olduklarını söylemem gerekiyor. Havok fizik motoru sayesinde merminin girdiği yere göre tepki almak ve net bir şekilde bunu görebilmek cidden iyi hissettiriyor. Hatta bırak mermiyi dolap kapağıyla insanlara uçurabilmek bile bayağı zevkli. Etraftaki objelerle etkileşime girebilmek zamanına göre oldukça güzel bir detay. Bunu Half-Life'ta da söylemiştim belki hatırlarsanız eski incelemelerden. Ayrıca şu arkadaşın dediğinin tam aksine Mona Sachs ve diğer kadın NPC'lerin modellememeleri gayet hoş bence. Ayrıca hazır Mona demişken normalde ana karakter dışında yan bir karakterle oynadığımız bölümler beni hiç sarmasa da örneğin Spider-Man'deki MJ sekansları çok sıkıcıydı. Bak gene hatırladım diken diken oldum. Neyse Spider-Man'deki o monotonluğa nazaran Max Payne 2'de Mona ile oynarken hiç sıkılmadım yani. Hem bölüm dizaynı olarak hem de oynanış olarak aşırı farklı hissettirmedi çünkü. Yani bir Max Payne'in kadın versiyonunu oynuyor gibiydim. Ve çok fazla olmadığı için de baymadı beni. Tadını da bırakmışlar. Son olarak hikaye anlatım biçimi herkese uygun olmasa da çünkü hani böyle bir sinematik falan yok çok fazla. Çizgi roman gibi bir anlatım tarzı var biliyorsunuz o Max Payne'in anlatımını zaten. Herkese hitap etmez bu ama bence hoş bir hava katıyor. Ama yine de hikayenin gidişatı ve içeriği zamanında da şimdi de beni tatmin etmeyi başardı. Ayrıca eklemeden geçemeyeceğim en sevdiğim bölümler hastane bölümleriydi. Gerçekten böyle müthişti ya. İnanılmaz eğlendim ben hastane bölümlerinde. Yani hocam bu oyunu zamanına göre değerlendirirsem 2010'da oynadığımı düşünürsem eğer o zamanki fikrimle bakarsam okullarda ders olarak anlatılmalı bir oyun. Ama günümüze göre değerlendirirsem
gelirsem ve objektif olmam gerekirse 8'den 7. Yani böyle 7.5'ten 7.9'dan falan 7 yani. Öyle bir 7.